Bugünkü videomuzda 2016 yılında karşımıza çıkan teknolojik gelişmelerle karşınızda olacağız. İlk haberimizle başlıyoruz. Birazcık dolaşalım. İlk 1 TB'lık SD kart ile karşılaşmıştık. Sandisk mobil çözüm olabilecek bu yüksek kapasiteli ürünüyle dizüstü bilgisayarlarına da nefes aldıracak bir çözüm sunmuş oldu. 4K video, VR ve 360 derece video için ilaç gibi geleceğe benziyor. Yine 2 yıl önce dünyanın en yüksek kapasiteli kartını piyasaya sürmüşlerdi. O 512 GB'lık kartın günümüzde 313 dolara satıldığını düşünürsek 1 TB kartın ne kadar olacağını siz hesap edin. Örneğin 1 TB Kingston USB belleğin ülkemizde 3000 TL'ye satıldığını az çok hepimiz biliyoruz. İstanbul-Ankara arası karadan 25 dakika sürebilir deseydik ne derdiniz? E hadi be oradan diyenleriniz çıkardı. Ama bu çok zor değil. Toplu taşımacılığın hızını ve güvenliğini baştan sona değiştirecek olan Hyperloop projesi gerçekleşirse Ankara-İstanbul arası gibi bir mesafe 25 dakikada alınabilecek. Hyperloop geçtiğimiz aylarda Amerika'da hız testine sokulmuş ve saatte neredeyse 1300 kilometreye ulaşmıştı. ABD'li milyarder iş adamı Elon Musk'ın hava, deniz, kara ve demir yollarının ardından 5. ulaşım biçimi olarak nitelendirdiği Hyperloop, hala testleri devam eden bir proje. Bu arada 2021'e doğru yolculuğun hazır olabileceği ışığı da yakılıyor. DNA için geliştirilen ilk App Store hizmete sunuldu. Böylece online olarak genlerimiz hakkında bilgi edinebilecek ve sağlığınız hakkında çıkarım yapabileceksiniz. Bu gerçekten postmodern çağın en harika gelişimlerinden biri olsa gerek. Çoğu bilim kurgu filminde gen uyumu ve üstün insan gibi konulara az çok hepimiz rastlamışızdır. Bilindiği üzere Sequencing.com'un platformu insanların güvenli bir şekilde genetik verilerini analiz edip depolamalarına ve veri paylaşımı yapmalarına olanak sağlıyor. Bu sistem herhangi bir genetik testten elde edilen verileri kolaylıkla analiz edebildiği için dünyanın ilk agnostik platformu olarak adlandırılıyor. Araştırmacılar, bioinformatikçiler ve sağlık hizmeti verenlerin genetik verilere ve daha zengin içeriğe ulaşabilmeleri için platformun sunduğu bir de uygulama pazarı bulunuyor. Amazon ilk drone teslimatı ile çıtayı yükseltti. Amazon Air projesi hayat bulurken gelecekte teslimat anlayışı bağlamında da harika bir örnek oldu. 2.1 kilogram ağırlığındaki kargo drone aracılığıyla Cambridge yakınlarında oturan bir müşteriye yollandı. 13 dakikada teslim edilen kargo 121 metrelik bir yükseklikte seyretti. 24 kiloya kadar sınır koyan Amazon, Amerika'nın belirli bölgelerinde izin alabilecek mi? Şimdilik merak konusu olsa da güvenlik ve hızlı teslimat anlamında dronların daha da geliştirileceğinin ışığı yakıldı. Sipariş ettiğiniz bir ürünün 30 dakika içerisinde size ulaştığını bir hayal edin. Gerçekten harika olurdu. Lityum metal ile bataryalar 2 kat daha fazla kapasite sunabilecek. Solid Enerji firması tarafından hayat bulan lityum metalya batarya teknolojisi, aynı boyutlardaki lityum-iyon batarya karşısında daha fazla kapasite olanağı veriyor. Bu yeni geliştirilen lityum metal bataryalar, halihazırdaki teknolojilere göre aynı boyutlarda olmasına karşın daha fazla kapasite barındırıyor. Mesela iPhone 6S'in ebatı değişmeden 3450 mAh'lik bir pile sahip olabiliyor. Bu da demek oluyor ki telefonun boyutları aynı kalırken batarya kapasitesi artacak ve kullanıcı az da olsa rahat nefes alabilecek. Yeni teknolojide anot olarak grafite yerine lityum metal alaşımı folyo kullanıyorlar. Sonrasında katı bir katman ile hem bu folyo hem de sıvı katı karışımı yanıcı olmayan elektrolit sarılıyor. Böylece ortaya %20 daha ince bir anot çözümü çıkıyor. Solid Enerji yeni teknolojisini hayata geçirmeye hazır. Bu bakımdan fazla beklemeyeceğiz. 2017 bizler için teknolojik anlamda daha rahat bir yıl olacağı benziyor. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Teknolojik gelişmelerini sizlere aktardık. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.